Agalar, DL fiyatında güzel bir indirim yaptık. Şu anda fiyat sadece 7,5 lira. Eğer siz de 7,5 liradan hızlı, güvenilir ve bizzat benden DL satın almak isterseniz açıklama kısmındaki Discord sunucuma katılabilirsiniz. Zaten burada Devemke Shop var. Buradaki DL almak istiyorum butonunu tıkladıktan sonra açılan tıkıta bakabilirsiniz. İyi seyirler. Herkese selam, hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda güzel bir profit taktiği göstereceğim. Aslında bu biraz gacha işi. Yani şansımıza bağlı olarak kar edebileceğiz ki ben bu taktikten genellikle kar ediyorum. Ama şu yanı güzel, bu taktiğin gerçekten çok eğlenceli bir taktik. Zaten gaçalar genellikle eğlenceli oluyor ama burada çok fazla VL kullanmamıza gerek olmuyor. VL kazandığımızda da güzel kar edebiliyoruz. Yani 3 katına falan çıkarabiliyoruz VL'yi. Şimdi şöyle diyebiliriz aslında bu iş hakkında. Yani hazine avlayacağız deriz. Aynen, hazine avlayacağız. Ama onun dışında bu işi yaparken bazı püf noktalar var, dikkat etmeniz gereken şeyler var. Ben onları da anlatacağım size, daha sonra zaten profiti de en sonunda beraber göreceğiz. Şimdi taktiği anlatmaya başlamadan önce şunu söyleyeyim. DL fiyatlarından mükemmel bir indirim yaptım. Artık 7,5 liradan satıyorum. Eğer siz de bu fiyattan hızlı ve güvenilir bir şekilde DL satın almak isterseniz Discord sunucuma gelebilirsiniz. Şimdi taktiğe geçelim. Bu taktikte kullanacağımız sadece bir tane item var aslında. O da Treasure Blast. Bu blastları zaten biliyorsunuz genellikle kullandığımız zaman güzel karlar bırakabiliyor. Şimdi bizim kullanacağımız blast şu anda 10 tane cashback kupon veriyor. Mesela ben bunu aldığımda 10 tane cashback kuponu 2 tanesi bir VL'den satabilirim ki o da 5 VL eder. Zaten şu anda bu Treasure Blast'ı 6 VL'ye satıyorlardı. Eğer Black Friday olmasaydı 7 VL'ye de rahat bir şekilde bulabilirsiniz. 10.000 elması 7 VL'ye satıyorlar, yani öyle düşünebilirsiniz. Şimdi biz buradan alalım. Ama siz bunu 6 VL harcamışım gibi düşünebilirsiniz. Ben şimdi başka world'leri gidip almak istemiyorum. Direkt buradan 10 tane alacağım. Bu videoda 10 tane kullanacağız. Size zaten birazdan world'de ne yapmamız gerekiyor onları da anlatacağım. Bir dakika, kaç tane oldu saymadım. Neyse, ben 10 taneyi tamamlayayım hızlı bir şekilde. Tane blastımız var. Şimdi bunları kullanmaya başlayabiliriz. Zaten bu şekilde tıkladığımız zaman buradaki ismi kafanıza göre yapabilirsiniz. Ben de şöyle başlayayım birden, daha sonra sırayla gideriz zaten. Direkt bir tane VL koyalım. Daha sonra beyaz kapının da etrafını kapatalım. Aynen bu şekilde. Şimdi World'ün içeriğini bir anlatayım size. World'de neler var? İlk başta şu en alt iki sırada sular var. Tabii ki bu suları toplamayacağız. Bizim işimiz, hemen işimizi göstereyim size. Bakın şu solda sarı olanlar var ya, 3 tane var hatta, çok güzel. Şimdi bunlardan bir world'de ortalama olarak 5-10 tane çıkabiliyor. Ne kadar fazla çıkarsa bizim de işimize o kadar gelir. Şimdi bunların içinden ne çıkabiliyor onları anlatayım size. İlk başta hepsinden %90 bir şekilde çıkan bir map fragment var. Bu fragment'ın 50 tanesi falan bir VL galiba. O yüzden bizim işimize pek yaramıyor. Onun dışında haritalardan rastgele bir tanesini verebiliyor. Biliyorsunuz haritalar var ve bunlardan birer tane verebiliyor. Bu da birazcık düşük bir ihtimalle. Bu haritaların bu arada fiyatları, bazıları 1 VL, bazıları 2 tanesi 1 VL, bazıları 5-10 VL oluyor. Bir tane harita var, o da en pahalısı zaten 3 TL mi? Yani o civarlarda bir fiyatı var işte, tam bilmiyorum ben de. Neyse, şimdi biz bunları kırmaya başlayacağız. Bu arada şunu da anlatayım. Bakın şu bloğun fiyatı 4 tanesi 1 VL. Hatta sizin de fiyatı 2 tanesi 1 VL. Bunu da hani hazineleri ararken, şu sarı blokları ararken kırabilirsiniz arada. Ufak bir ek gelir olur yani. O şekilde düşünebilirsiniz. Son olarak bu hazinelerin, yani sarı olanların nerede olduğunu görmek için de şöyle Render World yazarsanız, daha sonra Render'ı tıklarsanız bu şekilde World'un bir fotoğrafı çıkacak karşınıza. Daha sonra o fotoğraftan bakarak bu sarı olanların nerede olduğunu görebilirsiniz. Neyse, ben kırmaya başladım zaten. Çok güzel. Stone Egg çıktı bile mesela. İkinci deneyişte Stone Egg aldık. Bunun fiyatı şu anda 22 VL. Az önce size haritalardan sonra Stone Egg'i anlatacaktım. Anlatmayı unuttum galiba. Neyse, şimdi burada görmüş olduk zaten. Bakın bu Stone Egg'in fiyatı dediğim gibi 22 VL. Çok güzel oldu bu gerçekten. Çıkarttık direkt. Neyse, bu şekilde tüm world'leri, tüm blastları daha doğrusu, daha sonra bu blastların içindeki tüm sarı hazineleri de toplayacağız. Music keeps me on and on.
Agalar tüm blastları kullandım. Sonuç olarak 8 tane stonek geldi. Gayet güzel bir sayı bu arada. Bu 10 tanesinden 8 stonek zaten tek başına mükemmel profit verdi bize. Onun dışında şu map fragmentlar 10 diyorum. 100 oldukça bunları birleştiriyorsunuz. Bu maplerden veriyor size. İşte rastgele bir tanesinden veriyor. Şimdi bunu Odin'i aynen zaten Odin'i hazineden bulmuştuk. Bir dakika sesini düzeltmem lazım. Tamam geldim. Ne diyorduk en son? Odin'i hazinelerden bulduk. Thor'u da buradan işte 100 tanesini birleştirerek almıştık. Şimdi zaten oraları size göstermedim. Yani birleştirdiğim zamanları bazen gösterdim ama hangi haritadan verdiğine ben de bakmadım zaten. Bunlardan da işte vermiş birkaç tane. Şimdi bunların şu sağdakilerin normal olanların galiba 1-2 tanesi bir VL ya da 3 tanesi bile bir VL olabilir. Onlar çok pahalı değil ama Odin'e zaten 5 VL diye bakmıştım. Odin fiyatını biliyorum. Thor'a bir bakalım hemen. Thor da 1 VL'ymiş. O da zaten pek para etmiyormuş. Neyse bu arada az önce hani o en pahalı harita dedim ya ilk başta anlatmıştım. Legendary Map de 450 VL'ymiş. Ondan çıkarsa da zaten mükemmel olur yani her şey. Şimdi bu mapleri çok satmakla uğraşmaya gerek yok ama tabii ki siz yaparsanız satın. Benim göstereceğim şey bu stonekler ama yine de saymak gerekirse şunları zaten direkt es geçeceğim. Bunları yokmuş gibi sayacağım. Sadece şu Map of Odin 5 VL olduğu için onu sayacağım. Hatta 5 VL'den biraz daha pahalı. Ben en ucuz olacak şekilde 5 VL'den hesaplıyorum. Şimdi bu stonekleri 22 VL'den kolay bir şekilde satıldığını gördüm. 23'ten deneyebiliriz aslında ama neyse 22'den 23'ten deneyelim. Hatta bir Buy Egg World'üne gidelim mi? Warp yazmadık. Burada satılıyordur herhalde veya Buy Stone'da da satılıyor olabilir. Tam bilmiyorum, bakacağız. Tamam, burada alıcı varmış bir tane. 21 VL'ye alıyor. Ben Discord'da 22 VL'ye satanı gördüm. Eğer bu herif 22 VL'ye satıyorsa Discord'da biz de 22 VL'ye satmaya çalışalım. 20 VL'ye satıyormuş. Allah Allah. Bu biraz ucuza satıyor. Zaten bunu alırlar. Neyse biz onunla ilgilenmeyelim. 8 tane var 22 VL'den. Hatta 55 falan geri gidelim. Oraya koyalım bir tane bende. Şimdi üstümüzde vent var mı bakalım mı? Yokmuş. O zaman şuradan bir tane çalacağız. Bunu alalım ya. 22 VL'den satılır bu arada. Daha ucuza satmanıza gerek yok. Tabii fiyatlar değişebilir ama o kadar da çok fazla değişeceğini sanmıyorum. Bu arada bu yumurtalarla alakalı birkaç tane daha taktik var. Onları da paylaşacağım. Güzel taktikler. Yani takipte kalırsanız siz de bu taktikleri öğrenebilirsiniz. Nereden ve nasıl satacağımızı anlatayım. Hemen Discord'a geçiyoruz. Bu Discord sunucusunun linkini açıklama kısmına bırakacağım zaten alım satım sunucusu diye. Oraya girdikten sonra bakın burada Buy Sell Treasure Map diye bir kanal var. Burada zaten direkt birini gördüm ben. Stone Egg 21-22'den alıyormuş hatta 11 tane. Biz buna direkt DM atalım ya. Buradan mesela siz de şey yazabilirsiniz. Ben mesela bu adamı görmemiş olsaydım şunu yazacaktım. Sell Stone Egg 22'den satıyoruz. Go 55 falan bunu yazacaktım. Siz de aynı şekilde buraya reklam yazabilirsiniz. Ama ben hiç buraya yazmayacağım. Direkt bu adama DM atacağım. Adam zaten DM'mi demiş. Selgo 55 fa yazalım buna. Hatta 8 tane falan olduğunu söyleyelim. Eğer adam başkasından almamışsa bizden alır herhalde. Bekleyelim bir adam gelmezse artık oraya kanal yani kanalda reklam yaparız. Bekliyoruz o zaman. Ya 1-2 dakika bekledim de hiç beklemeye gerek yok bence. Direkt buraya yazalım biz ya. Selgo 55 falan yazmayacağız. Sell Stone Egg 22 böyle. Evet 8 go 55 falan. Siz de bu şekilde yazabilirsiniz. Zaten yine açıklama kısmında bu metni de yani bu yazacağınız yazıyı da yazarım eklerim ben. O zaman bunu buraya gönderelim. Tekrardan bekliyoruz ama beklerken bir de şu haritaların fiyatlarına bakalım. Adam Odin'i 6 VL'ye satıyor. Brick diye bir map varmış. Bu arada bu size para etmez dediğim haritalarda para ediyormuş. Güzel. 1-2 VL ediyormuş hatta tanesi. Şimdi nerede onlar? Bizde onlardan kaç tane vardı? 2 burada var.
3, 5, 6 tane varmış toplamda. Hepsinde 1 VL desek, yani çoğunu 2 VL'den satıyorlardı ama biz yine de 1 VL diyelim. Burada ben minimum profiti hesaplıyorum. O yüzden 1 VL diyeceğim. Yani oradan da 6 VL gelecek. Ondan sonra 5 VL Odin'den geliyordu. 11 VL aynen 11 VL şu anda haritalardan geldi. Üstüne bir de stone eklerden gelen VL'leri ekleyeceğiz. Bekliyoruz o zaman tekrardan. Adam hepsini alırsa güzel olur. Birisi geldi zaten. Yemek yedim geldim. Yani bir 20 dakika falan oldu en fazla. Geldim de hepsi satılmıştı. Hatta şuradan da bakalım biçim almış. 8 tanesini almışlar. Hatta ondan sonra bayağı bir gelen olmuş. 3 kişi falan daha gelmiş ama alamamışlar. Neyse şimdi kaç VL'miz var? 176 VL topladık. Az önce haritalarla ve bir şey daha vardı. Aynen hatta direkt full haritalardı doğru. 11 VL de haritalardan gelmişti öyle hesaplamıştık. 176 VL topladık değil mi? Aynen yani 187 mi? Doğru 187 VL gelmiş oldu. Aşırı iyi. Biz toplamda 10 tane blast harcadık ve bu blastlar ilk başta 6 VL falandı. Daha sonra hani şurası değişiyor ya göstereyim tekrardan. Bakın burada Treasure Blast varken 6 VL'ye satıyorlardı. Daha sonra burası değişti ve 6.5-7 VL'ye satmaya çalıştılar. Biz 7 VL'den hesaplayalım sıkıntı yok. Yani 70 VL harcamış olduk biz değil mi toplamda? 187 VL de geldi. Yani bizim 117 VL mi profitimiz oluyor? Neyse onu artık siz hesaplarsınız. Ben şunu söylemek istiyorum. Taktik gerçekten çok eğlenceli bir taktik. O yüzden yani kesinlikle yapılır. Kesin denenir bir şey. Ben de size öneriyorum zaten. Bu arada Blaster'ı artık 6 VL'den bulmak zor. Dediğim gibi 7 VL'den satıyorlar. Siz de 7 VL'den alabilirsiniz. Zaten her türlü kar ettiğimizi gördük. Gerçi her türlü kar ettik demek de pek doğru olmaz. Çünkü biraz şans işi. Yani şansınız yer var gitmezse. Büyük ihtimalle zarar etmezsiniz ama karınız azalabilir. Bu arada ben o hani siyah bloklar vardı ya 4 tanesi bir VL olan. Onları kırmadım. Siz kesinlikle onları kırın. Ben fazla uğraşmak istemediğim için kırmadım. Yani 10 tane World'de nereden baksam 150 tane falan onlardan vardır. Güzel profitte. Oradan eklenmiş olur. Kesinlikle onları da kırmayı unutmayın. Neyse o zaman bu video bu taktik bu kadardı. Bu tarz profit taktikleri için kanala göz atabilirsiniz. Ayrıca hani bu taktiği de beğendiyseniz bir like'ı çok görmeyin. Aşağıdan hemen like atabilirsiniz. Kanala da abone olursanız gerçekten mükemmel olur. Bu yumurta hakkında bir tane daha profit videosu çekeceğim dedim zaten. Orada da mükemmel profit taktiği var. Onu da kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Neyse o zaman yeni videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.